Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2070 Super... Advanced Edition. Ekran kartını inceleyeceğiz. Evet, Advanced Edition çok önemli çünkü hız aşırtmalı, daha yüksek frekanslı bir ekran kartının karşımızda olduğunu gösteriyor. ROG ailesinden olan, yani Oyuncular Cumhuriyeti'nin olan bu ekran kartının da masif soğutmasını ve ROG gözünü üzerinde görebiliyoruz. Evet. Öncelikle soğutmadan başlayalım istersen Recep. Ali, benim gördüğüm kadarıyla 2.5 slot kaplayan bir soğutması var. Bu artık üst seviye ekran kartlarında alışılageldik bir durum. Oldu. Evet Recep onun bu aslında çok da bir önemi yok. Yani aşağıdaki üveye ikinci bir tane daha bu karttan takmayacaksan burada zaten oradaki portları doldurmuş oluyorsun. Bizim tavsiyemiz bu tür sistemlerde zaten bir tane güçlü ekran kartı kullanmak. Güçlü derken 2070 Super'de burada bunun güçlünün abartı seviyesinde kalan birkaç ekran kartından bir tanesi. Evet Tek başına 1440p oyunculuk için yeterli. Tabi dilerseniz yanına ikinci bir ekran kartını takmak istiyorsanız NVLink desteği de mevcut. Ama Nvidia'nın artık hem SLI hem de NVLink teknolojisini yavaş yavaş emekli ettiğini de söyleyebiliriz. Şimdi Ali RTX 2070 Super karşımızda. Peki RTX 2070 modeliyle aralarında ne farklar var? Biraz da bundan bahsedelim. En büyük fark bunun daha da kaslı, daha da güçlü bir model olması Recep. 2080, 2070 ve 2060 ekran kartları çıktıktan sonra biliyorsun rakip cephe boş durmadı. Kendi ekran kartlarını AMD piyasaya Evet. Nvidia'nın verdiği karşılık doğal olarak yeni ekran kartları çıkarmak ama normalde arada daha uzun zaman bırakırlardı. Bu esnada ray tracing meselesi, bu RTX kartların ray tracingini kullanan çok fazla oyun çıkmadığı için aslına bakarsan oyunculardan tepki çekti Nvidia. Evet. Ancak Nvidia bunu akıllı bir şekilde yönetmeyi başardı. Ne yaptı? Oyunculardan gelen tepkileri biz sizi dinliyoruz, biz size hak veriyoruz, biz sizin dediğinizi dinleyeceğiz dedi. Bir tane GTX serisi çıkardı. Salt fiyat performans FPS, 1660 şu an orada zaten silip süpürüyor. Harika bir ekran kartı oldu Yongo olarak. Burada da RTX 2070 Super gibi kartları çıkartırken fiyatları 100 dolar kesti ekran kartının gücünü önceki serideki bir üst kartın seviyesine çok yaklaştırdı. Yani karşımızda neredeyse RTX 2080 gücünde ama daha hesaplı ve daha yeni nesil bazı olayları pürüzleri giderilmiş ışın izleme performansı artılmış bir ekran kartı var. Çok güzel bir olay. Gelecek senenin ekran kartı çıkmadan daha olgun bir ekran kartı elde etmiş oluyoruz. Evet. Bunun üzerine de Asus kendi Rockstrix soğutmasını yerleştirmiş durumda daha iyi bir soğutma için. O noktadaki önemli olan nokta Nvidia'nın partner seçimleri. Özellikle Asus en önemli partnerlerden bir tanesi. Bu ekran kartlarının üretimi konusunda da ROG dediğiniz zaman özellikle burada Nvidia'dan Asus'un çektiği iyi çekirdeklerin kullanıldığı PCB'sinden soğutmasına, detaylara çok önem verilen kart serileri var karşımızda. Asus bizi bu konuda hiç hayal uğratmadı üst seviye kartlarda özellikle 2080-2070 gibi kartlardaki soğutmanın zaten aynısını burada görebiliyoruz. Bu soğutmanın da en büyük avantajı hem arka plakası olması Arkadaki plakayı görüyorsun. Arkadaki plaka zaten muazzam. Burada bileşenlerin hava sıkışmaması için arada bir sıcak hava paketi oluşmaması için aralıkları var. Süslemesi güzel. Diğer tarafı çeviriyorsun. 3 tane fan var. Aksiyel fanlar bunlar. Buradaki bloğa devamlı bir şekilde hava veriyorlar. Neden bu kadar çok fan var? 3 fanı daha maksimumda mı çalıştırıyor? Hayır. Maksimumda çalıştırmaya ihtiyacı yok Recep biliyorsun. Evet ama dileyen kullanıcılar Asun GP Tweak 2 yazılımı üzerinden fanları en yüksek hızla da çalıştırabilirler. Gerek var mı? Dediğin gibi yok. Gerek yok otomatik ayarlarda bıraktığınız zaman günümüzün ekran kartları sessiz çalışmaya ayarlanmış ekran kartları ve buna ilaveten ben daha da abartacağım diyenler için zaten bak burada fan connect'ler var. Bu fan connect dediğimiz ekran kartının önündeki bağlantılara kasasının yan kapağında fan olanlar ya da çevre fanları bağlamak isteyenler bağlayabilir. Diyelim ki küçük bir anakart aldınız yeterli fan bağlantınız olmadığını keşfettiniz. Bu ekran kartını alan bir kullanıcı zannetmiyorum ki öyle bir anakart alsın ama ufak kompakt olsun diye alınabiliyor. Biz de zamanında aldık kullandık. Burada ekran kartının üzerinde bir tane switch yani anahtar var. Bu performans ve sessiz mod arasında geçiş yapmanı sağlıyor. Bu da diğer kartlarda genelde olmayan bir özellik. Evet fabrika çıkışta olarak kart Q mod yani quiet mod sessiz modda geliyor. Ama siz bunu performans modda da alabilirsiniz. Performans modda fanlar sürekli dönüyor. Quiet modda ise ekran kartı genelde 60 dereceye çıkmadan fanlar dönmüyor. İnsanlar ekran kartlarının maksimum fan gürültüsünü çekmek istemiyorlar. Yurt dışında bu tarz ROG ekran kartı alan bir kullanıcı ses seviyesine çok önem veriyor. Yani 60 derece 70 derece o sıcaklığın artık çok yüksek olmasını bir yerden sonra önemsemeyen kullanıcılar sessiz olmasını istiyor, sıcaklığın stabil olmasını istiyor. Çok sessiz olmasını, çok soğuk olmasını isteyen kullanıcının yapacağı şey dengeli bir ayar yapmak. Çok güzel bir soğutma istiyorsanız da maksimum fan ayarlarına getirebilirsiniz. Ama ben maksimum fan ayarında ne laptop ne de bu ekran kartlarını <laughs> kullanmıyorum Recep. Çünkü kullanıcı olarak çok fazla vakit geçiriyorum başında. Kesinlikle. Zaten de maksimum fan ayarında çalıştırmaya gerek yok ki birazdan oyun testlerinde bunu daha yakından göreceğiz. Aynen öyle. Üzerinde bir anahtar daha var. Ben bazen buradaki bu performans mod yerine elim buraya gidiyor arkadaki. Bu da LED ışıkları istersen kapatmanı sağlıyor. Aura Sync ile birlikte Republic of Gamers'ın diğer Asus aydınlatmalarını senkronize edebiliyorsunuz. Bu da komple Asus ekosistem bir sistem toplarken sana uyumluluk ve renk güzelliği sağlıyor. Kartın 2.5 slot kapladığını söyledik. Tabi kasanıza takacaksanız içerisinde iyi bir güç kaynağında olması lazım. Bu ekran kartı için tavsiye edilen güç kaynağı 550 watt veya üzerinde. Yine kartın üstüne baktığımızda 2 tane 8000 PCIe Express güç girişi olduğunu görüyoruz. Belli bir enerjiyi PCIe Express 3.0 slotu üzerinden alıyor. Diğer enerji ise bu PCIe Express güç bağlantıları üzerinden çekiyor. TDP değeri takribi olarak 215 watt ama hız aşırtma yaptığın zaman overclock da o watt değeri üzerine çıkıyor. Görüntü çıkışlarına da bakalım Ali. Kartı ben elime aldığımda arkada 2 tane disk. DisplayPort 2 tane de HDMI çıkışı olduğunu görüyorum. Yine RTX serisiyle hayatımıza giren USB-C portunu da görüyoruz. USB-C portu üzerinden VR cihazlarını bağlayabilirsiniz. Evet 30 Watt enerji verebiliyor. Oradan görüntü aktarabiliyor aslında. Farklı kullanımları var ama sadece VR için kullanıyoruz. Normalde ona bir şey taktığın zaman başka bir şey genelde kullanamıyorsun. Zaten ekran kartına takmak değil başka yerlere takman gerekiyor. Çekirdeğe baktığımızda TU-104 çekirdeği kullanılmış olacak. Bu tam Turing mimarlı bir çekirdek. RTX serisi olduğu için hem RT Core'lar var hem tensor core'lar var. Yani hepsi içerisinde yer alıyor. GTX'lerdeki gibi oradaki tensor core'lar, RT core'lar çıkarılmış bir ekran kartı değil bu. Bu da ne işe yarıyor? Işın izleme açacağınız zaman ya da mühendislik uygulamalarında bu ışın izlemenin desteklendiği ve ekran kartına yaptırılabildiği yerlerde size çok büyük bir performans artışı kazandırıyor. Ben diyorum özellikle bu oyuncuların yanında esas olarak iş yapanlar için kritik ve hayati bir teknoloji ve yaygınlaşmaya başladığını da görüyoruz. Ama kullanıcının açıp açmaması tamamen keyfine kalmış. Ben olmasından memnunum. İçerisinde 2560 shader var. 160 TMU, 64 raster operating unit yani raster birimi 40 tane SM, 320 tane tensor çekirdeği, 40 tane RT çekirdeği var. Baktığımız zaman dolu dolu bir ekran kartı olduğunu çekirdekleriyle görebiliyoruz. Gerçekten performansı da beraberindeki GDDR6 bellekleriyle oldukça yüksek. O zaman Ali performans rakamlarına bahsedelim. Doğrudan oyun testlerine geçiyoruz. Red Dead Redemption başlayalım hocam. 1080p ultra ayarlarda test ettiğimizde ortalama 70 fps elde ediyoruz. %1 fps 33, binde 1 fps de 17. Evet burada GPU sıcaklığı otomatik fan ayarlarında gayet düşük fanda 70 derece. Çünkü test bittiğinde zaten fanlar daha yeni yeni dönmeye başlamış oluyor diyebilirim. CPU sıcaklığı biz açık uzay montaj 9900K bir sistemle test ettiğimiz için zaten orada da Asus'un yine sıvı soğutmasını kullandığımız için 63 derece. Yük altında 9900K'dan 60 derece almak gayet güzel bir değer. 1080 p 1080p Ultra'dan sonra 1080p'de Low'da da denedik ki Görelim bakalım ekran kartımız bu işlemciyle maksimum kaç FPS verebiliyor. Yani optimizasyon 1440p, 1080p'ler bilgi verme amaçlı olarak yapılmış. Onu söyleyeyim. Evet, dilen kullanıcılar tabii ki yine kartı 1080p bir monitörde de alıp kullanabilir ama bazı darboğazla karşılaşabilir. Minimum 102, ortalama 135, maksimum 167 FPS elde ettik 1080p LOL'da. Yüzde birlik, binde birlik değerlerimiz de güzel. 97 FPS %1, 40 FPS binde %1. 1 değerimiz oldu. Sıcaklıklarımız hemen hemen bütün testlerde aşağı yukarı aynı gittiği için söyleyeyim Recep. En düşük 66, en yüksek 70 derece ekran kartının bütün testlerde gördüğü sıcaklık değeri. Yani zaten 60 derecede ısınmaya başlayan bir kart için 10 derecelik bir oynama görüyoruz ki çok sağlıklı bir soğutma. Genelde %30'lu devirlerde, %40'lu devirlerde bu 3 fan dönüyor. O zaman biraz zorlayalım Ali. Red Dead Redemption 2'yi 1440p ultra ayarlarda çalıştırıyoruz. Minimum 26, ortalama 57, maksimum 72 FPS'ye ulaşıyoruz. Evet bu optimizasyon sorunlu oyun için gerçekten çok güzel değerler olduğunu söyleyebilirim. %1'de 29, binde 1'de 27 FPS elde ediyoruz. Bir de 1440p low bakalım dediğimizde ortalama 107, %1'lik FPS'miz de 81 oluyor ki gayet güzel değerler. Yani 1440p'de bunun ayarlarını düşeye getirip yüksek FPS alabilirsin ama Red Dead Redemption GTA gibi oyunlarda o oyun dünyasının tadını çıkartmayı geliyorum. Yani benim burada tercihim 1440p ultra'da ortalama 60 FPS'ye yakın bir değerde bu oyunu oynamak olur. İnsan daha ne ister ki? Aynen öyle. 60 FPS'de 1440 pde Ha bu arada daha yüksek çözünürlüğe 4K'da getirebilirsiniz ya da yüksek çözünürlükte oyunu renderlayıp daha düşük çözünürlüklü monitöre de getirebilirsiniz. Nvidia'nın bir de orada açabileceğiniz ekstra teknolojileri ve ayarları var. Bunlar tamamen zevkinize kalmış oyundan oyuna, oyuncudan oyuncuya ben kenar yumuşatmayı sevmedim. Kenar keskinleştirmeyi açmak istiyorum. Efendim burada motion blur oldu. Diğer ayarlar bitti. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu açıdan çok zengin seçenekleriniz var. Ardından ne yapıyoruz? Battlefield 5 testine geçiyoruz. 1440p ultra'da test ettiğimiz zaman ortalama 100 FPS alıyoruz. %1 FPS'miz 71, binde bir FPS'miz 21 oluyor. Bu %1 binde bir FPS'i de açıklayan ayrı videomuzu izlemeyi unutmayın. Evet. Battlefield bir 1440p en düşük ayarlarda lowest'ta gerçekleştiriyoruz. Ortalama 131 FPS. Maksimum 192 FPS ki bu oyunun zaten 200 FPS limiti var. Pek çok oyunda FPS limitlerini görebileceksiniz. Onu da söyleyeyim. %1 FPS'miz 98, binde 1 FPS'miz 31. 1440p'de ben online mücadeleci Battlefield 5 oynayacağım diyenler için kart bence 2070 süper oluyor. Ya da bunun biraz üzerine çıkabilirsiniz. Ama gerek var mı gerçekten 131 FPS ortalama aldıktan sonra tartışılır. E-sporcular için var. Evet. 1080p Ultra aldığımızda da ortalama FPS 103 oluyor. Burada bir işlemci darboğazı olduğunu söyleyebiliriz evet. Ali. Çünkü 1440p Ultra'da ortalama 100 FPS 1080p Ultra'da 103 FPS yani 1440p'de oynamak daha mantıklı. 1080p monitör kullanıyor olsanız bile DSR açabilirsiniz. Evet DSR açmak o noktada tavsiyelerimden bir tanesi olacak. Yani 1080p monitörüm var almasam mı güçlü kart? Hayır alın. İleride kullanmaya devam edeceksiniz. Yıllarca yüksek performans alacaksınız. DSR ile çözünürlüğü daha yüksekte renderlatıp daha düşük çözünürlükü panelde gördüğünüz zaman kenar keskinleştirme oluyor. Yararlanabiliyorsunuz. Şimdi bu testleri çağın özellikle gerçekleştirirken online haritalarda haritaların da birbirinden farkı var Recep. Şimdi çağından destek aldık. Ekipteki diğer arkadaşlar yardımcı oldu testlere. Ben oynarken özellikle tepkiselliği de gözlemledim. Kendin test yapmak ayrı. Biri test yapan birini izlerken gözlem yapmak ayrı. İkisi bir araya geldiği zaman tam resmi anlıyorsun. Tepkisellik anlamında çok iyi. Olay artık biraz işlemciye binmeye başlıyor. Bu ekran kartı seviyesine geldiğinizde. Kesinlikle. Battlefield 5'in 1080 temple lowest arada test ettik. Minimum 112, ortalama 141, maksimumda da 201 FPS elde ettik. Binde bir FPS'imiz 48 olmuş ki muazzam bir değer. Zaten oyunun maksimum FPS'sine de erişmişiz. Ardından devam ettiğimizde Shadow of the Tomb Raider ile o kadar mücadeleci olmayan ama 1440p highest ayarlarda çok güzel görsel bir dünya sunan oyunu oynadık. Daha doğrusu benchmark'ını yaptık <laughs> ve ortalama 85 FPS aldık. Evet, burada da %95 FPS 75 oldu. Yani çizilen bütün karelerin %95 oranında 75 FPS'nin üstündeydik. Burada highest 1080p'de ne olur diye bir de denediğimiz zaman ortalama 85'ten 120 FPS'ye çıktık. Yani 1080p'de yine muazzam bir performans aldık ve %95 oranımız 104 FPS oldu. Daha ötesi yani daha üst ekran kartları artık Evet ben bu oyunda 1440p Hayes'ı tercih ederim. Çünkü FPS oyunu değil. 85 FPS 1440p Hayes'ı gayet yeterli. Shadow of the Tomb Raider için benim için 60 FPS sabit de yeterli. En yüksek kaliteyi almam lazım. Şimdi Battlefield 5'te adamla inatlaşıyorsun. Karşılıklı kim kim vuracaklar. <laughs> Tomb Raider'da öyle bir şey yok. Player vs. Player oyuncu oyuncuya karşıysa yüksek FPS'yi tercih ederim. Player vs. Environment dediğimiz ortama karşı oyun dünyasına karşı oynadığım oyunda en yüksek kaliteyi tercih ederim. 60'ın altına inmeyeyim benim için çok iyi. Evet bu arada Shadow of the Tomb Raider'ın grafik kalitesi de gerçekten muazzam ve oyun halen daha güncellenmeye devam ediyor. Evet 1080p Logos'ta test ettiğimiz zaman 150 FPS'ye çıkıyoruz. Maksimum 314 FPS'ye görüyoruz. Abartılı rakamlar paylaşmayı seviyorsanız çok güzel. Gerçekten düşük ayarlara getirip 300 FPS, 500 FPS paylaşabilirsiniz. Bence çok anlamlı değil. Maksat oradaki darboğaz artık görelim diye yaptığımız seslerden bir tanesi. Evet PUBG ile devam ediyoruz. 1080p Ultra ayarlarda ortalama 166 FPS alabilirsiniz. %1 FPS'niz 94, binde bir FPS'niz 34 olur ki çok güzel değerler. PUBG artık onarılmış diyebiliyorum. Ama ekran kartı da güçlü yine. O da kendisini gösteriyor. Evet. PUBG'yi bir de 1080p lowest yani en düşük ayarlarda test etmek istedik. Bazen oyuncular böyle tercih etmek Doğru. istiyor. Çünkü bu ayarda çimenler vesaire azalabiliyor. Yere yattığın zaman düşman... Grafik kalitesini <laughs> düşürüyorlar değil mi? <laughs> evet. Böyle seçenekler olabiliyor. Tabii ki bu tercih size kalmış. Biz bunun da FPS'sini test ettik. Ortalama 233 FPS e alabilirsiniz 1080p en düşük ayarlarda. %1 FPS yine 92. Binde bir FPS 35 ile gayet güzel oluyor. Aslında şu an trend PUBG Mobile'ı oynamak PC'de. Daha da basit olsun, daha da hızlı olsun, o kadar grafik abartı olmasın diye insanlar mobil oyunların PC portlarını ya da doğrudan PC sürmelerini, lightlarını, mobillerini tercih ediyorlar. Bu rekabetçi oyunlar için geçerli bir durum. Elinizde böyle bir güç olduğu zaman seçenek sizde oluyor. Evet. Fortnite ile devam ediyoruz. 1080p destansı ayarlarda ortalama 154 FPS. %1 FPS 108, 1000'de 1, 51. Yani bu tür oyunları kesinlikle böyle saman gibi bir kenara alıp atıyor, savuruyor içerisinden. Rahatlıkla bütün bu grafiklerin altından kalkabiliyor. 4K destansı da yaptığınız zaman da 111 ortalama FPS alıyorsunuz. 129 maksimum FPS alıyorsunuz. %1 FPS'iniz 69, 1000'de 1 FPS'iniz 30 oluyor ki Fortnite'ı ben 4K'da oynarım. <laughs> evet Ali hani 4K'da da gayet güzel FPS elde ediyoruz. Yüzün üstüne çıkıyoruz. Apex Legends ile devam ediyoruz. Yine bir başka Battle Royale oyunu. 1440p en yüksek ayarlarda ortalama 138 FPS elde ediyoruz. Zaten bu oyunda 144 FPS limitini kaldırmadık. Şunu gördük. Maksimum 145 FPS'ye geldiğimiz zaman ekran kartının kullanımı düşüyor. Bazı oyunlarda oyun motoruna maksimum FPS limiti var. Bazı oyunlarda bunu kaldırıp daha da yüksek FPS almak isteyebilirsiniz. Mesela 240 Hz 1080p bir panel takmış bir oyuncu bunu yapma durumunda olabilir. Ama bazı oyunların motorlarına kötü tepki veriyor. Ben niye gereksiz yere ekran kartıma fazla fazla güç tüketti diyeyim. Neden bazen ekran kartının %100'ünü kullanayım diye soruyorsun. Zaten maksimum 144 alıyorsam, ortalama 138 aldıysam ben o noktada artık daha fazla kurcalamıyorum Recep. Üzerine birkaç FPS daha eklemek benim için orada çok kritik değil yani artık. Evet. Total War 3 Kingdoms devam ediyoruz. 2019'un en iyi strateji oyunlarından bir tanesi seçiliyor bazı çevrelerce. 1440p aşırı ayarlarda ortalama 57 FPS elde ettik. Çok güzel. %1 FPS'si 48, binde 1 FPS'si 44. Yalnız bu tür strateji oyunlarında ekran kartı incelemelerine sizi uyaralım. Güçlü bir işlemciniz olması da çok önemli. Yapay zeka ve diğer efektlerde her zaman ekran kartını %100 kullanmıyor strateji oyunları. Kodlamaya bağlı olarak performans gerçekten değişebiliyor. Oyunu 1080p aşırı ayarlarda test ettik. Ortalama 85 FPS elde ettik. Yani binde bir FPS 65 olmuş Recep. Ötesi artık yok. Gayet rahat herhangi bir savaşta hiçbir takımı olmadan stratejiye de hakim olabiliyorsun. Evet son testimiz World of Tanks Encore RT. 1440p ultra ayarlarda Ray Tracing kapalı test ettik. Minimum 96, ortalama 142, maksimumda da 339 FPS'ye ulaştık. Evet yüzde bir FPS'si 96, binde bir FPS'i 87. Şimdi Recep bu testleri yaparken A'dan Z'ye görüyoruz. Artık yeni testlerin içerisinde özellikle Apex Legends olsun, Fortnite olsun yani aslında bu karta hafif gelecek PUBG gibi oyunlar bile var. Evet, baktığımız zaman bunlar online mücadeleci oyunlar ve bunlar için en önemli bir şey yüksek FPS'yi stabil şekilde alabilmek. Nvidia'da özellikle en son ekran kartı sürücü ile birlikte pek çok oyundaki performansı daha da yukarıya taşıdı. Evet, yani bu güncel test, yıl kapanırken yaptığımız incelemede özellikle alınan sonuçlar en güncel Windows sürümü ve en güncel Nvidia sürücüleriyle alındı. İster eski bir ekran kartı kullanın, ister yeni bir ekran kartı kullanın. Performans artışı için güncelleme yapmak çok önemli. Öncelikle onu söyleyeceğim. Kesinlikle. İkincisi bununla birlikte 550 watt bir güç kaynağı tavsiye edilmesine karşın Kalitesiz bir güç kaynağı ile çok fazla sorun yaşayan kullanıcı olabiliyor. Sadece Nvidia tarafı için demiyorum, AMD tarafı için de rakip taraf için de geçerli bir denklem. Yani elektronik bileşenler diğer bileşenlerin kalitesine bağlı olarak performans gösterebiliyor. Asus burada harika bir işçilik çıkarmış güç bileşenlerinden PCB'sine, arka plakasından soğutmasına kadar bu kart özellikle çok üst seviye zaten sistemlerde kullanılacak bir ekran kartı orası aşikar. Evet zaten bu soğutma ile kartı aldıktan sonra yeni GPU tweak 2 yazılımını kullanarak kartın frekanslarını daha da artırabilir denemeler yapabilirsiniz. Şimdi benim şahsi tercihim RTX 2070 Super'den yana üst seviyede Recep. Bunun üzerinde 2080, 2080 Ti'yi de çok sevenler var. Evet 2080 Super'de alacak kullanıcılar var ama ben 2070 Super'in üst seviyede en iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Evet özellikle 1440p bir monitörünüz varsa yanında da bir tane 144 Hz panel alarak oyunculuğun şu andaki en iyi noktasını deneyimleyebilirsiniz. Aynen öyle. Çoğu oyunda artık motor limitlerine takıldığınız bir performans alıyorsunuz. Yeter ki sisteminizin kalan özellikleri de güzel olsun. Burada da ROG'nin kalite yine devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde kullanıcıların yıllarca sağlıklı kullanabileceği bir kart var. Karşımızda testler açısından ne coil var ne başka bir sorun ile karşılaşmadık. Herhangi bir bug ile hatayla da karşılaşmadık. Tabii ki bunda test ettiğimiz sistemin de güçlü bir Asus sistem olmasının çok büyük payı var. Roktor 1200 Watt güç kaynağı kullanıyoruz. Bundan iki tanesini rahatlıkla kaldıracak bir güç kaynağı. Ama bunları açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Nasıl yaptıysak testlerimizi öyle paylaşıyoruz. Evet siz de benzer değerleri, benzer bileşenleri kullanarak aynı performansı elde edebilirsiniz. Yeni incelemelerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyoruz. Evet sizler birlikte Asus'un ROG Strix Gaming GeForce RTX 2070 Super Advanced Edition ekran kartını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.